Sin Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok lezzetli, hafif bir tatlı yaptım. Tiramisu'yu andıran bir lezzeti var. Tiramisu kreması yaptım çünkü çok da güzel kakaolu bir brownie kurabiye yaptım. Bunu da Nescafe ile ıslattım. Adeta tiramisu yandırıyor. Çok lezzetli, çok keyifli bir çalışması var. Keyifli seyirler diliyorum. Tarife geçelim hemen. Evet arkadaşlar, tatlımızın kurabiyesini hazırlamakla işe başlayalım. İlk olarak ben size malzemelerini sayayım. 125 gram oda sıcaklığında eritilmiş tereyağı veya margarin. Benimkisi biraz tam yumuşamamıştı. Ben mikrodalgaya koydum ama koymasaydım daha iyiymiş. Çok baya baya eridi. Bunu istemiyordum aslında ama oldu arkadaşlar. Siz oda sıcaklığında yumuşatın mutlaka. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı toz şeker. Bir adet yumurta. 3 tatlı kaşığı kakao. Bir paket hamur kabartma tozu ve unumuz var. Unu da 3-3,5 su bardağı falan kullanacağız. Evet, ilk olarak şöyle kabımı alalım. Evet, gördüğünüz gibi baya baya eritmişim ben mikrodalgada. Çok az koymuştum halbuki. Evet, şöyle kenara alayım. Şekerini ekliyorum. Yumurtasını koyalım. Evet. Sıvı yağını ekleyelim. Evet, her zaman arkadaşlar kurabiye yaparken spatula veya böyle bir tahta kaşık yardımıyla veya herhangi bir kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırın hamuru. Hemen elinizi daldırmayın. Mayalı hamur yaparken de özellikle elinizi hemen daldırmazsanız elinizi daha rahat kurtarırsınız hamurdan. Bunlar püf noktası arkadaşlar. Herkes vermiyor. Bunlara dikkat ederseniz gerçekten de yaptığınız hamur işi, kurabiye, kek, her şey çok çok daha güzel olur. Bu ufak püf noktaları insanın gerçekten hayatını kurtarıyor. Evet, şöyle güzelce karıştıralım. Kakaosunu da ekleyeyim. Ay, bayağı tozlu her tarafa. Şöyle karıştıralım. Tabii önümde küçük bir tripod ve telefon olunca gerçekten bu şekilde yapması zor. Siz tabii görmüyorsunuz şu anda ne durumlarda, ne hallerde çekim yapıyorum. Bazen izlediğimiz filmler, diziler falan da öyle ya, oturuyoruz. Çok basitmiş gibi geliyor ama ne emekler sarf ediliyor. Ben özellikle bu işe girdikten sonra, yani bu YouTube işine girdikten sonra çok iyi anladım arkadaşlar. O yüzden beğenilerinizi ihmal etmeyin. Gerçekten bunlar çok önemli. Bizleri motive ediyor. Yorumlar, beğeniler. Evet, şimdi yavaş yavaş ununu ilave edelim. İlk olarak bir bardak unu ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Yani hep diyorum ya, ben mesela 3,5 su bardağı un kullanıyorsam sizde belki 3 bardak un yetecektir. Yumurtaların boylarından gerçekten çok fark ediyor. Ya da çay bardağını doldurma oranımızdan. Bazen çok dikkat etmiyorum. Böyle çok çay bardağına sıfır dolduruyorum. Bazen tam sıfır dolduramıyorum sıvıları. Un ona göre ya biraz fazla ya biraz eksik alabiliyor yani. Bardaklarımın ölçüsünü de söylüyorum, yazıyorum genelde. Ama dediğim gibi doldurma oranı, o anda kendi çok dikkat edemiyoruz bazen. Siz olun, ben olayım. Fark ediyor. O yüzden kontrollü gitmekte her zaman fayda var. Evet, ikinci bardak unumu da ekliyorum. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hiç aceleye gerek yok.
Yavaş yavaş, incitmeden. Tabii işiniz aceleyse hızlı da yapabilirsiniz ama böyle yavaş yavaş, böyle unu yedire yedire yavaş yavaş yapalım. Evet, 2 bardak koyduk. Gördüğünüz gibi daha bayağı bir un istiyor. 3. bardak unumu da doldurdum. Bunun hepsini birden boşaltmayacağım. Şöyle bir yarısına, evet, boşalttım. Yarısını bıraktım. Yarısını şöyle bir karıştırayım. Aa, tabii bu arada kabartma tozunu da unuttum. Evet, kabartma tozunu da unla ekleyecektim. Neyse ki onun hepsini bitirmemiştik. Ekledim. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Gözden kaçabiliyor bazen. Gözümüzün önündeki şey bile gözümüzden kaçabiliyor valla. Evet, artık yavaş yavaş elimi kullanabilirim. Kaşığı çıkartıyorum. Bu aslında bildiğimiz brownie kurabiye gibi olacak ama Nescafe ile, yani kahveyle diyeyim daha doğrusu, kahveyle ıslatacağım, şerbetini kahveyle yapacağım. Şöyle birazcık daha un ilave edeceğim. Bu 3 bardak buna yetecek gibi geliyor bana. Hamurumuzu yoğurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir kıvamı var. Ben de dediğim gibi 3 bardak un yetti. Çay bardağınız belki benimkinden büyüktür. Belki yumurtalarınız daha iridir, bilemeyeceğim. Daha fazla da un alabilir lütfen. Az da olmasın, çok da olmasın. Hamurun kıvamını gösterdim. Bu şekilde olursa çok çok iyi olur. Bakın. Helva gibi oldu valla. Çok güzel, böyle bol kavrulmuş helva gibi, kakaolu helva gibi oldu. Şu anda şimdi hemen tepsiye edileceğim. Evet arkadaşlar, ben tepsiye yağlı kağıt sermiyorum ama siz serebilirsiniz. Ben genelde kurabiyelerde falan sermiyorum. Şöyle küçük küçük yuvarlak yuvarlak kurabiyeler yapalım. O biraz tospik oldu. Şöyle birazcık bastırayım. Evet. Biraz aralıklı bırakalım arkadaşlar. 180 derece fanlı fırında pişireceğim ben. Aşağı yukarı, yani değişiyor, kurabiyeler genelde 20-25 dakikada pişiyorlar. Belki de daha erken de alabilirim. Fan da biraz kuruttuğu için çok da kurumasını istemiyorum kurabiyelerin. Sonra üzerine gelen sos içini ıslatmaz. Bu sefer de kuru bir içi olur. Hiç hoş olmaz bu da. Yalancı tiramisu gibi bir lezzeti olacak. Çok güzel bir kreması var çünkü üzerinde.
Tiramisu kreması yapacağım. Mutlaka deneyin bu tarifi arkadaşlar. Evet, önümüz Ramazan. Yani Ramazan'a şu anda 2 gün var ama ne zaman yayınlarım bu kurabiyeyi bilmiyorum. Belki de Ramazan'ın ilk günü yayınlarım. Bilemeyeceğim arkadaşlar. Ama yapın mutlaka. Ben böyle hem sütlü hem şerbetli tatları çok seviyorum. İkisi karışık. Böyle karışık olunca daha böyle hafifmiş gibi geliyor. Daha lezzetli. Siz de seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sütlü şerbetli tatlara yönelelim birazcık daha. Evet, gördüğünüz gibi büyük bir tepsi kurabiyemiz hazır. Şimdi ben hemen fırına götürüyorum arkadaşlar. 180 derece fanlı ayarda pişireceğim. Kurabiyemi fırına koyar koymaz hemen şerbeti hazırlıyorum. Bunun için ilk olarak 1,5 su bardağı yani 300 milim sıcak suyum var. Çok sıcak, hemen tutamadım elimde. Şu elimde alayım. Bu büyük bir bardak. Klasik bardakla 1,5 su bardağı ediyor. Evet. 2 tatlı kaşığı granül kahveyi ekliyorum. Ve ben 4'te 3 su bardağı, pardon, özür diliyorum. Çay bardağı, 4'te 3 çay bardağı şeker kullanacağım. Siz isterseniz şekeri doldurabilirsiniz. Daha yoğun tatlı seviyorsanız. Evet, şimdi karıştırıyorum. Kurabiyem pişene kadar bu da soğuyacaktır. Aynı tiramisu yaparken de böyle bir şerbet hazırlarız. Kedi dili bisküvilerini ıslatırız ya. Şimdi kurabiyeleri ıslatacağız. Yani çok lezzetli, çok şahane bir tatlı olmuş olacak. Hem kakaolu güzel bir kurabiye, brownie kurabiye. Hem kahveyle ıslatıyoruz, hem de üzerinde harika bir kreması olmuş olacak. Evet. Güzelce karıştırdık. Şimdi ben bunu soğumaya alacağım. Evet, kurabiyeleri fırından aldım. Tam soğumadı. Buz gibi değil. Sıcak da değil. Ilık şu anda. Şerbetim de ılık. Siz isterseniz şerbeti sıcak, kurabiyeyi soğuk olarak da yapabilirsiniz. Benim bugün bu şekilde denk geldi, böyle oldu. Şimdi kurabiyeleri ıslatıyorum. Evet, çok fazla da tutmak istemiyorum. Şöyle hemen alacağım. Şöyle bir batırayım, çıkartayım. Kalan sosu zaten şerbeti üzerinden dökeceğim zaten. Ama şu anda kurabiyelerin bu kokusu o kadar harika ki anlatamam. Anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Siz de kendiniz yapın ve bunu tecrübe edinin. Yakın olsanız da hepinize versem ama öyle bir imkanımız yok. Evet, şöyle ıslatalım güzelce kurabiyelerin hepsine. Evet arkadaşlar, size çok güzel, mükemmel bir tarifle geliyorum. Tarifi ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama mükemmel bir kurabiye tarifiyle değil, tabii kurabiye tarifi değil, tatlı tarifiyle geliyorum. Evet, şu anda siz sadece kurabiyeyi görüyorsunuz ama evet, sonuç muhteşem olacak. Takipte kalın. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone olun arkadaşlar. Ücretsizdir kanala abone olmak. Bildirimlerden faydalanın. Yani bir şey paylaştığım zaman hemen size bildirim gelsin ve hemencik izleyin. Nasıl fikir? Bence çok güzel. Hadi bakalım, ben tarifime devam ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Evet, kurabiyelerimi ıslattım. 3-5 tane hariç çoğu bu dikdörtgen borcama sığdı. Şöyle birazcık şerbetim kaldı. Bunu da böyle hepsinin üzerinden azar azar gezdireceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, bazılarına çok gitti, bazılarına az gitti.
İnşallah az ıslananlar çok ıslanır bu vesileyle. Evet, bunu da şöyle kenara alayım. Şöyle biraz da sallarsak. Oh. Evet, bu şekilde şerbetini çekecektir. Şimdi kremasını hazırlamaya geçelim. Evet, tatlımızın şimdi kremasını hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Bunun için yarım su bardağı unum var. Su bardağım 200 milim. Bir çay bardağı toz şekerim var. Bir yemek kaşığı nişasta ve 3 su bardağı süt ilave edeceğim. Daha sonradan da biraz labne peyniriyle biraz da krema ilave edeceğim arkadaşlar. Oraya geldiğim zaman anlatacağım şimdi. Ununu, nişastasını, şekerini ekleyip şöyle bir karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş sütünü ilave edeceğim. Evet, bir bardak şöyle ekleyip karıştırayım iyice. Topaklanma olmasın. Daha sonra pişirirken de rahat pişirmiş oluruz. Evet, şimdi diğer bardakları ekliyorum. İkinci bardağı da ilave ettim. Karıştırıyorum. Şimdi üçüncü bardağı ekliyorum. Evet, üçüncü ve son bardağı da ekledim. Şimdi ocağa alacağım. Güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim bunu. Evet arkadaşlar, az önce çekim yaparken bir sıkıntı oldu. O yüzden bir yemek kaşığı labne peynirini ilave ettim ben buraya. Dolu dolu bir yemek kaşığı, yani 100 gram labne peyniri. Evet, oraya çekemedim. Henüz sıcakken ekliyorum ve karıştırıyorum. Artı bunu karıştırdıktan sonra 100 gram da, yani yarım paket sıvı krema ilave edeceğim. Benim sıvı kremamla labnem yarım yarımdı. O yüzden bu şekilde kullanıyorum. Lezzetli de oluyor, güzel de oluyor. Ama bir paket labne peynir veya bir paket krema da kullanabilirsiniz 200 milimlik. Labneyi sevmiyorsanız krema, ya da seviyorsanız bir paket labneyi direkt kullanın arkadaşlar. Size 3 alternatif sunuyorum yani. Seç beğen al hangisini kullanırsanız, evinizde hangisi varsa elinizin altında. Hiç sizi zorlamadan, yormadan en güzel tarif, en kolay, en maliyeti düşük hangisi ise o şekilde yapın arkadaşlar. Evet, onu yedirdik. Şimdi kremayı boşaltıyorum. Evet. İyice boşaltayım ben bunu. Evet, şimdi kremayı da iyice karıştırıyoruz. Çok güzel yumuşacık bir kremamız var şu anda. İyice karıştıralım, yedirelim bu kremayı. Evet arkadaşlar, ben şimdi kremamı hazırladım. 3 yemek kaşığı kadar da süt ilave ettim şu anda. Yani sıcakken o şekilde karıştırdım. Siz de böyle daha bir yumuşak, daha cıvık bir kıvam istiyorsanız birazcık daha göz kararı süt ilave edebilirsiniz. Benim çünkü labnem birazcık daha az gibiydi. O yüzden. Şimdi kaşık kaşık kurabiyelerin üzerine, brownie kurabiyelerin üzerine döküyorum. Kurabiyeleri de dağıtmak istemiyorum çünkü ıslandılar. Bayağı ne diyeyim, yumuşak kıvamdalar. Şu şekilde. İsterseniz daha küçük borcamda da yapabilirsiniz. Ben aslında kare borcamda yapmayı düşündüm önce. Kurabiyelerin hepsini bu şekilde kullanmayacaktım. Sonra neyse dedim, hadi yapmışken dikdörtgen tepside yapayım. O zaman muhallebi daha çok yeter. Bu şekilde de çok iyi tabii ki de. Ama her tarafına dökmek isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet, ben şimdi bunları bu şekilde hepsinin üzerine kaşıkla dökeceğim. Kurabiyeleri de zedelemeden.
Kremayı hepsinin üzerinden gezdirdim arkadaşlar. Şimdi krema soğuyana kadar bekleteceğim. Bunu böyle bir gece 3-4 saat falan bekletmenize gerek yok. Bu hazır krema soğuduktan sonra üzerinden güzelce bolca kakao serpeceğim. O şekilde servis edeceğim. Şimdi soğumaya gönderiyorum. Evet arkadaşlar, tatlımı soğuttum. Soğuttuktan sonra da üzerinden kakao serpiştirdim. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok lezzetli oluyor. Aynı tiramisu gibi. Başta da söylediğim gibi şimdi hemen servis ediyorum. Evet, şimdi en lezzetli kısma geldik. Tadım kısmına. Şuradan hemen bir parça alıyorum. Şu şekilde. Size de göstereyim. Evet, kurabiyesi içinde. Ay, akacak şimdi. Kurabiyesi de o kadar yumuşamış ki. Evet, şöyle de göstereyim. Çok da yumuşak, çok güzel. Harika bir dokusu var. Tadı da şahane. Enfes. Arkadaşlar, bu tatlı hem hafif hem lezzetli hem de çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, yorum yapmanızı ve bildirim tuşunu açmanızı rica ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.